Bana bak. Ya size kaç defa? Rıza abi haber verin demiş Savaş Bey. Ben varken Rıza kim? Tanıyorum ben hanımefendiyi. Tanımaz olsaydın. Çok mu beklediniz? Dün de bütün gün bekleriz Savaş Bey hanımefendi. Keşke gelmeden haber verdirseydiniz. Yüzüme bakabilecek misin diye geldim. Size defalarca geldim, aradım. Biliyordun yani bunların her yerde çıkacağını. O okuduklarınız gerçek değil. Benim kızımın onuru iki paralık olduktan sonra gerçekmiş değilmiş, ne önemi var ki? Neden kaçtınız benden? Söz vermiştin bana. Kızımın mezarı başında söz vermiştin. Haklısınız. Kızınızın katili cezasız kaldı diye benim... Yazıklar olsun. Sözümü tutacağım. Meryem... Anma onun adını bana. Onu anlatacaktım ben de size. Katil o değil. Yalan mı söylediklerin? Babası gelmişti bana. Onun da hiçbir şeyden haberi yok. O kız itiraf etti dedin. Birini koruyor. Zeliha Hanım iyi misiniz? Zeliha Hanım! Yardım et! Zeliha Hanım. Tansiyonu düşmüş. Gelir birazdan kendisi. Teşekkürler doktor bey. Dinlenmeniz lazım. Ne deseniz haklısınız. Basına sızacağından haberim yoktu. Gördüğüm anda sizi aradım ilk. Lütfen. Anlatmam lazım size. Kızım ne oldu herkesin gözünde? Karnındaki çocuğun ne oldu? Sevinç'e bunu yapacağımı ölseydim daha iyiydi. Sevinç'e gidemiyorum bile. Her gece rüyamda görüyorum. Telafisi yok. Mümkün olsa her şeyimi verirdim. Sevinç'in hatırı için dinleyin beni. Kızımın katili için söz vermiştin. Şimdi karşıma geçmiş o değilmiş diyorsun. Bulacağım. Size söz veriyorum. O kız da kurbanlardan biri. Sevinç'in katili onun arkasına saklanıyor. O niye saklıyor? Bilmiyorum. Belki sevdiği biri. Belki de babasına bakılması için. Babası? Felç. Özel bir merkezde bakılıyor. Yoksa ne yürüyebiliyor ne de konuşabiliyor. Benden sonra mı oldu? Bilmiyorum. Kızımın katilini biliyor mu bu kız? Emin misin? Bilmediğini söylüyor ama eminim. Beni ona götür. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Peki ne kadar sürer bu dava? Ben oğlumu bayağıdır görmüyorum ya. Yani elimden geleni yapacağım sürenin kısalması için ama tam net bir şey söyleyemem tabii. Ya Allah razı olsun ya valla. Ne demek? Bir an önce halledelim de sen bir an önce kavuş. O zaman teşekkür edersin. Merhaba. Merhaba. Meryem, hanımefendi avukatınmış öyle mi yavrum? Öyle. Bir türlü fırsatım olmadı benim. Bir hayırlı olsuna gelemedim. Bugün boş günümdü. O yüzden bir uğrayayım oradaysa göreyim diye telefon etmedim. İyi yapmışsın. Hem de ne iyi yapmak. Meryem biliyor musun? Beliz Hanım benim oğlanın velayet davasına bakacak. Öyle mi? Evet. Hem de para ister misin dedim. İstemem dedi. Parasız bakacak. Annelik söz konusu olduğunda ben biraz hassasım da. Yani sizin oğlunuza kavuşmanız benim için yeterli. Ay yok ben vallahi öpeceğim. Bir sarılıp öpeceğim ya. Allah razı olsun ya. Şey yapsak ya bir akşam bize gelseniz yemeğe. Biz şöyle şahane bir sofra kursak Meryem. Ha ne dersin? Çok güzel olur. Süper olur vallahi. Evet bence de harika olur. O zaman biz telefonlaşalım. Meryem. Siz
Siz kimsiniz? Sevinç'in annesi. Ölen kızın annesi geldi. Ne? Nereye? Meryem'i görmeye. Kal sen orada. Dönünce Meryem'i bir yokla. Ne konuşmuşlar öğren. Kızım evlenecekti. Yuva kuracaktı, bebeğini büyütecekti. Öyle yazılıp çizildiği gibi bir kız değildi. Çok namuslu, çok iyi bir insandı. Biliyorum. Bana gerçeği söyle. Kızımı kim öldürdü bileyim. Öf Meryem, öf. Sevincimin canını Azrail aldı. Takdiri ilahi. Ben, benim canımı kim aldı onu bilmek istiyorum. Eğer bilip de o canıyı koruyorsan. Söyle. Kızım orada yatarken onu gördün mü? Görüp de arkanı dönüp gittin mi? Kaçtın mı? Gerçeği soruyorum sana. Hakkımı soruyorum. Söyle. Kızın anasıyım ben, anası. Onu ben doğurdum. Onu da bir tek ben öldüm, başkası değil. Mecbursun doğruyu söylemeye. Kızımı sen mi öldürdün? Kızımı sen mi öldürdün? Ah! Diyemiyor musun? Katil benim diyemiyor musun? Olsan duramazsın böyle karşımda. Ama sen de en az onun kadar suçlusun. Onu koruyorsun ya, söylemiyorsun ya kim olduğunu. Sen ondan daha betersin. Buyurun ben götüreyim sizi. Bir şey söyledi mi? Kızımı bırakıp giden bu değil. Daha beteri. Bilip de susan bir korkak. İyi misin? İyiyim. Niye gelmiş? Kızıyla ilgili konuşmaya. Bunca zaman sonra. Belli ki kadıncağızın içi yanıyor. Kime isyan etsin? Sen ne dedin? Dava devam ediyor ya. Yani önümüzde bir duruşma daha var. Onun neden geldiği önemli ama senin ne dediğin daha önemli bizim için. Evladını kaybetmiş bir anneye ne denir ki? Meryem. Sen dinlen bugün yavrum. Yok. Yok böylesi daha iyi. Durursam kafayı yiyeceğim. Ya ben yaparım ya. Vallahi bırak. Ben geçireyim size. Teşekkür ederim.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.